for She asked for something more She asked for Yeah, she asked for something Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Keyifleri iyidir inşallah. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bu videomuzda size şok ve tutamin 3.23 startını anlatacağım geçenlikten birazcık değişiklikler yaptık bu bu yılda biliyorsunuz ben e, dört dikleri 3-4 yapıyorum e, ve yaptığımda da hani ikinci gün upgrade üçüncü gün upgrade dördüncü gün upgrade tarzında hatta bu yılda son hali max hali böyle uberleri kestiğimiz Sarktum'u falan 15 dakikada içinden geçtiğimiz maven'ı falan linksiz şekilde kestiğimiz e, şeyler de paylaşıyoruz. Tek tek upgrade'li, upgrade'li gidiyoruz ve her upgrade her yaptığım en ufak upgrade'i bile videosunu çekip paylaşıyorum. Bu 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 bu, bu, ligde, bu ligde de yapacağız. Bu ligde de canavar gibi olacağını düşünüyorum. Hani evet shivering north'lendi. Evet divergent e, şeyi kaybettik çok ve demi? Ama hala canavar gibi olacağını düşünüyorum. Çünkü yeni gelen as canasi çok çok op. Ya yeni gelen asyanlar sizden alabileceğimiz çok güzel şeyler var. O yüzden bu build yenilikte canavar gibi olacak. Tek tek upgrade'lerinde de zaten o asyanlar de anlatacağım. Bu build'in öncelikle leveling'ini artık e, şeyle Armageddon rahatla yapmıyoruz. Armageddon Brand'la yapmak isteyenler hala yapabilir ama genelde bana şey isteği oldu. Şok ve tutemle yapsak nasıl olurdu leveling boyunca? Denedim mesela bugün gayet canavar gibi oldu. Bu yüzden de bunu da en, en ufak bir videosunu çekeyim dedim. Öncelikle arkadaşlar ilk labı yapana kadar camping campingini yapana kadar size tek tek bu arada Tri'de e, popunu hazırladım tek tek. Akt 1'den Akt 7, Akt 4, Akt 5, Akt 10'a kadar Early Mapping, Mid Game her şeyini tek tek ayarladım. İtemleri Campaign'de, Early Mapping'de ve Mid Game'de hangi itemleri kullanabiliriz tek tek bunu da ayarladım. Ardından skillleri de ayarladım. İlk lab öncesi neler ne kullanacak. camping, early mapping mi diyeyim. Üstüne bir de şey de hazır zaten. Better trading linki de hazır. Better trading linki içinde öncelikle bunu kopyalıyorsunuz. Ardından buraya better trading yazıyorsunuz. Sonra gelip buraya Google, Google Chrome eklerseniz operaya. Sonrasında şöyle bir şey olacak buraya geldiğinizde artık burada bir gülen surat olacak gülen suratı açıp adına import folder derseniz biraz önce buradan kopyaladığımız kodu buraya yapıştırırsanız 28 bookmarks diye şok bir item şey gelecek bu size ne sağlayacak mesela ya şu itemimi kullanayım bu itemimi kullanayım falan demeyeceksiniz bundan dolayı burada hangi itemi nasıl şekilde alınması gerektiğini ben her şeyini girdim buraya mesela scapre'ye tıklayıp ben almanız gereken skepri tek tek ayarlarını burada tek tek ayarladım. Almanız gereken skepri tek tıkla tıklayıp alıp geçebilirsiniz. Veya bad armor. Mesela early game'de alınması gereken bad armor'ın ne olduğunu tek tek yaptım. Burada e, siz tek tıklamayla ulaşıp alabilirsiniz. Buradan itemlerini, jewel'larını üstüne flashlarını bile yaptım. Mesela en basit Watcher Ay'da mesela en çok size deyip kes verecek iki mod neyse o iki modun olduğu Watcher arattırdım. Siz buradan yani tek tıklamayla bütün itemlere ulaşabilirsiniz. Ama yine de burada da ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Üstüne notlarda da ayrıntılı bir şekilde yine tek tek anlatmaya çalıştım. Bunları da okumayı e, ihmal etmeyin arkadaşlar. Öncelikle ilk lapta rolling magma ile yapıyoruz. Rolling magma'nın olayı devasa bir gücü var. Rolling magma'nın normal ilerlerken, rolling magma atıp geçebilirsiniz. Ama bosslarda Holy Flame Totem atıyorsunuz, Flame bola atıyorsunuz, ardından arkasına geçip Rolling magma spamlıyorsunuz. Bu kadar yani. Sonrasında ilk laba yapana kadar bu şekilde. İlk bu arada başladığınız gibi elemental overload'a koşuyoruz. Sonrasında e, Shockwave Totemin fire versiyonu ile yapacağız leveling'imizi. Fire versiyonunu yapıyoruz. Vay versiyona doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. Aktürk'te. Ta ki Aktürk. O suç sever. İlk e öncesi. ilk e labı yapana kadar bu şekilde ilerliyoruz. Rolling Magpie'la. Ardından ilk e labı yaptığımız gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Ak 4. E, Anki alıyoruz. İlk e labı yapıyoruz. Pulisi top kayıt e alıyoruz. Ardından bir de Avatar of Fire'ı aldıktan sonra artık çok ve ödeme geçebiliriz. Bunun için bir de yapmamız gereken şöyle bir şey var. Şok ve Fire Penetration, Edit Fire demek Multiple Totem. Multiple Totem 38 level'de açılıyor. 34 level'de geçeceğiz biz tahmini olarak. 4 level boyunca buraya bir Cruel to Support falan kullanabilirsiniz. Sonrasında Lipsem, Raster Attack veya Momentum, Frost Blink, Arcane Search, Arcane Search 1 level olsun. Determination, Herald of Wish, Elemental Weakness, Steel Skin, Summer Stormer'ler. Steel Skin'i koşu tuşuna koyun bu arada. Bu şekilde size levelinginizi canavar iş gibi bir şekilde yapabilirsiniz bu setupla. Buradan ak 5'e ak diye kadar tek tek buraya yazdım. Ayarladım. Ardından ak gelince ak 9 civarı. Siz bir mola verin bence benim e, tavsiyem. hisse girin. hisse 1-2 saat bir kaos hesip yapın onu da nasıl yapılacağını tık tık anlattım videodan e, hani konudan uzaklaşmak istemiyorum ama buradan da yapabilirsiniz devlinkte e, kaos hesipin önemi ve ne kadar kazandırdığı ile alakalı buradan şeye girerseniz hepsi girerseniz heysi biraz para kazarsanız ardından cold versiyonu geçebiliriz cold versiyonu yapmamız gereken bir birim sonra almanız gerekiyor bu 1 kaos 5 kaos civarı o civarda bir şey oluyor gelip soru alıyoruz koltuk versiyonu geçebilir Cold versiyonu geçmeden önce bir de badar mor olursanız iki mavi iki sırayı, yeşil ve iki kırmızı olacak bir badar var Yani şuradan zaten tek tıklamayla alırsınız badar mor gelip tıklayıp şöyle badar mor alırsınız yaklaşık 15 20 kaos civarı olur ilk başında Bunlar sonrasında bunu alırsınız ve Lig'e artık Cold versiyonla başlarız. Cold versiyonda bir de yapmanız gereken şöyle bir şey var. çok ve tutar Increase critical damage, critical strike, multiple totem, cold penetre ve hipotermi kullanıyoruz. Bunları kullanırken bir de elemental overload da iptal ediyoruz. yani şuradan ee, fire versiyondan cold versiyonu geçerken avatar of fire'ı bırakıyoruz. Buradan fire convert'ı bırakıyoruz. Ve bu şekilde de artık cold convert'e geçebiliriz. Yani avatar of fire ve ee, şey olmayacak. Fire Convert olmayacak. Bunlar olmamasına önem gösterelim. Ardından kolda geçebiliriz artık. Cold'da e, cold'da da artık canavar gibi vurmaya başlıyorsunuz. Sonrasında mid game'de de e, bu şekilde kullanabilirsiniz. Mid game'de artık e, paraya para deneme demediğiniz zamanlar diyeyim. Tier 16'dan sonra artık kalın kontentlere contentlere geçiş yaparken mid game'e geçersiniz orada. Mid da bu şekilde ayarladım. Ama dediğim gibi bunlar biraz ayarlı ama gün gün tek tek yine anlatacağım ben. E, upgrade paylaşmayı düşünüyorum. Sonrasında lab'ı anlatayım öncelikle. Lab'da ilk full Top of veriyoruz. Mana ritual of awakening, ardından conviction of power ve arcane blessing alıyoruz. Bunlar olmazsa olmaz diyeyim. Ardından belki bir şey unuttum mu diye tekrar bir kontrol edeceğim. E, ee, itemlerde genelde e, body armor'da, bot'ta falan kesinlikle şeye bakın. Enerjil bakın. Çünkü biz eldirici bateri kullanıyoruz. Yani bizim enerji aynı zamanda manamız. Bu yüzden de enerji olması çok iyi, önemli. Ee, bir de call convert biliyorsunuz. Ivory çok weight gitti. Ama merak etmeyin. Watchry'de bir call convert var. Oradan bir sağlayacağız yani. Herhangi bir şekilde bizi sıkıntıya sokmuyor. Sonrasında diarların renkleri burada Bedir Deli trading ki buraya koydu. E ee, da ve Gugul'u. Burası çok değerli. Soru ve cevap kısmı. Yani çok ölüyorum ne yapmam lazım derseniz ilk bakmanız gereken şey Resistler Enerji itemler alın bol bol. Determination ve disiplin auraları açık mı? Map modlarına dikkat edin. Hani mapte bir burning crown veya de secret tip tip şeyler varsa ya invader kapatın. Öyle girin map'e. Ya da efendime söyleyeyim, e, o maplere girmeyin. Ailment bunu yapmaya çalışın. Bu biraz daha mid game'e yönelik tabi. Mid game'de yapabilirsiniz bunu. Molten Shell yürüme tuşuna koyun. DPS eksikse atıyorum mesela totemlerim ölüyor diyorsunuz Totemleriniz ölüyorsa tek atamadığınız için. Ya bu yüzden totem defans almayı <laughs> almayın da onun yerine DPS arttırmaya çalışın. Burada ne yapabiliriz? Hiç şey var. Mesela bu da nerflendi ama hala canavar gibi bence. Hiç şey kullanın. Ama daha iyisini bulursak ben yine bu güncellemelerde bunu paylaşacağım size. Böyle bir soru var mı? Yani %100 cold convert yapıyor muyuz? Sonra shockwave'in leveli çok önemli. Bu yüzden en erken olabildiğince en erken seviyede 21 level shockwave bulmaya çalışın. Ya da satın alın. Kesi bit çok önemli. Özellikle skeplerde, ringlerde, amuletlerde böyle kesi bitli bulursanız çok tatlı olur. Empower level 3 almaya çalışın. Diyalla bir de dedim. Bunlara da dikkat edin. Ee, kalın kalın sağlıcakla diyeyim. Umarım güzel bir lig olur. Ligde bu arada ultimatum kesinlikle çok güzel duruyor. Yani ultimatum geri dönmesine çok sevindim. Bu buit ultimatumu da çok tatlı yapıyor. O yüzden e, yani ultimatumu en iyi yapacak bu itlerden bir tanesi çok Ve totem umarım eğlenceli bir lig olur. Eğlenceli bir lig bizi bekliyordur. Siz de umarım Shockwave Tutemle'de daha güzel bir e, liginiz olur. Eğlenirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. İyi e, oyunlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.